Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci yaş çakıldak budaması gerçekleştireceğiz. 2 sene önce diktiğim çakıldak fidelerimi hep birlikte şimdi ikinci yaş budamasını yapalım. İlk sene dal sayısını biraz fazla bırakmıştım. Hangisi iyi gelişirse diğer iki sene onu keserim diye. O yüzden dolayı dal sayısı biraz fazla. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ocak'ta aşağı yukarı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane dal var. Şimdi ilk önce ocağın ortasındaki dalları boşaltıyoruz. Bakın şu ocağın ortasına gölge yapacaklar. Bakın 1, 2, gözüme çarpan 3. Bu 3 dalı ilk önce hep birlikte şimdi ocağın ortasındaki dalları alıyoruz. Dipten yakın yerden alıyoruz. Şurada testeremle alıyorum. 1. Orta. Şu anda bakın şu ikinci orta. Şunu da alıyorum. Al. Dip kısmından aldım. 2. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu kalınlama ortada. Yarın bugün sıkıntı olacak. Bunu kesmeye kıyamayacağız. O yüzden dolayı hemen şuradan bakın. Dibi de çatallıymış epeyce. Bakın dibinden hemen alıyorum. Diğer dalı biraz zedeledik ama kesemedik. Tek elle biraz zor oluyor. Etti 2. Şu dal çok ufak. Şu dalı alıyorum. Bu fidan olur. O yüzden dolayı bunu almayayım. Fide olur. O yüzden dolayı bunu fide yapacağım. Şu dışta dursun. Bunu fide yapacağım. Bakın. Şu ocağın ortasına gidiyor. Şu açıdan daha net olur. Kameradan görürsünüz. Bakın. Ocağın ortasına gidiyor. Şu dalı da alacağım. Bu dal ondan büyük ama mecbur ilerleyen zamanda sıkıntı yaratacağı için hemen kesiyorum. Hiç acımıyoruz. Acırsak acınacak duruma düşeriz. Hemen kesiyoruz. Budama makasıyla da yapabilirim. Budama makasım çünkü çok kalın değil. Budama makasıyla daha kolay hallettik. Bakın. Şundan ikisi yan yana durmasına gerek yok. Bunu da alıyorum. Aldım. Dal sayısını epeyce düşürdük. Bakın. Şu çok dışta. Bir de küçük. Onun yerine bu var. Bakın arkadaşlar. O da durabilir. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Handikapımız var burada. Şunlar biraz daha yaşlı duruyor. Büyümeyecek gibi duruyor. Onların yedeğini bu bırakacağım. Bunu bırakacağım. Şu anda kaç tane dalımız oldu? Bir sayalım. Ona göre hepsini kesmeyelim. İlerleyen zamanlarda alabiliriz. Hiç problem değil. Bakın şimdi. Şunu fidan yapacağım. O yüzden dolayı bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dal bıraktım. Şimdi bunlardan birini de tercih edebilirim aslında. Hangini tercih etsem diye düşünüyorum. Diplerine bakayım. Ya bunu ya bunu. Ben şunu kesmek istiyorum. Ha, bu yola da sıkıntı veriyor. O yüzden dolayı budama makasımla keseyim. Bunu da kestim. Şimdi kesme işlemimiz bitti. 2, 4, 6, 7 dal. Şimdi bunların ikisini kesip de bunu da bırakabilirim ilerleyen zamanlarda. O yüzden dolayı kendime opsiyon tanıdım. İkisi de, üçü de duruyor. Bir dahaki sene onları değerlendireceğiz. Bakın arkadaşlar, şimdi bunların tepe kesimini yapacağım. Bunu şimdi bu tarafa büyütmek istediğim için şu gözün üzerinden kesiyorum. Kestim. Şimdi buradaki dalları şu ince cılız büyümüş. Onu da kestim. Bu buna yakın. Bunu da kestim. Şuradaki gözün üzerinden şu göz bak. Şu gözün üzerinden kesiyorum. Bu tarafa büyüteceğim. Bunda bakın şurada göz var. Bunda bu tarafa. Bakın ters istikamette, her zaman ters istikamette büyütmenizde fayda olur. Çünkü güneşlenmeyi daha rahat yapar. Bakın şunu da bu şekilde keseceğim. Bu tarafa gidiyordu. Burada da dal var. O yüzden dolayı bunu da buradan aldım. Bu da bu tarafa gidiyor. Bunun ucundan da, tepesinden de, şuradaki gözün üzerinden de kesiyorum. Şurada göz var bakın. Şimdi dikkat ederseniz ikinci sene yeniden genç büyüyen dallar, yaprakları daha yeşil. Çünkü bunlar daha geçen sene ilk diktiğimiz sene biraz etkilendiği için kuraktan ya da dikerken kuraktan ziyade kökleri etkilendiği için su çekimini rahat çekemiyor. İlk sene olduğu için biraz ilk sene bunlar yıprandı. Dokularına da görürseniz buna göre koyu renkte. Çünkü tutmaya çalışırken dallar biraz yıpranır, yaşlanıyor. O yüzden dolayı bunları çok güvenmiyorum. Ama bunlar da büyüyecek tipler. Bunlarda sıkıntı yok. Şu an bunun gelişimi gayet güzel. Şunlara göre daha güzel. Şimdi de bunu dışa bakan gözden yine kestim. Ocağın ortası burada görüyorsunuz. Açıklık. Şimdi bunu da ikisini şu arasındaki dalı almak istiyorum. Şu şekilde açılmasını istiyorum. Bunu da dışa bakan gözün ucundan yine ufak bir tepe kesimi. Bunu da bakın yine bakın. Şu gözü görüyorsunuz. Sağ tarafa bakıyor. Sağ tarafın üzerinden. Sağa sola. Hiçbir zaman tekniğimiz bu. Sağa sol. Bakın arkadaşlar şu dal ocağın iç tarafına gitmiş. Bunu alıyorum. Şu altta bunu da alıyorum. Bunları altta temizliyorum. Bunu da alttan temizliyorum. Alt temizliklerini yapalım beraber. Bu altlardaki dalların hiçbir faydası yok. Sadece zararı olur. Çünkü boş yere enerji çeker. 50-60 santim yukarıya kadar temizliyorum. Şu dalımıza bakalım. Bu fidan, alttaki fidan. Şu dalımıza bakalım. Bunu da sağa bakan gözün üzerinden vurdum. Bunu da sola bakan gözün üzerinden vurdum. Bakın. Şurada ayrıntıya dikkat edin. Şu bak şu gördüğünüz dal buna yakın. Ama bunu buradan kesiyorum. Bunu da sağa bakan, sola bakan gözün ucundan kesiyorum. Birbirine ayırıyorum. Şu fidanımız zaten. Şunları da alalım. Bunların hiçbir şeyi yok, faydası. Bakın eğimli açıyı kazanmış. 45 derece açıyı yakalamaya başlamış şimdiden. Kaldı bu dalımız. Bu dalımızın da hemen bu taraf boş. Bu dal daha yakın. Şuradaki dal bu dala daha da yakın. Kamerada şey görünmesin. Bu dalın sola bakan gözün ucundan kestim. Bunu da sağa bakan gözün üzerinden kestim. Şuradaki şeyleri de ince gözleri de alıyorum. Buna bu kadar yeter. Sağa ve sola büyüsün. Ondan sonra çatallanacak. Şunun da alttaki kötü ince gözlerini temizliyorum. İşlemimizin bitmesine az kaldı. Bunu da temizleyeyim. Bunların faydası yok. Faydadan fazla zararı olur. Bu şekilde işlemimiz bitti. Bitti arkadaşlar. İşlemimiz bu şekilde bitti. Evet. Bakın. Orta bomboş. Bu şekilde görünümü aldı. Aşırı derecede kesmeyin. Diğer senelere kendinize opsiyon tanıyın. Başka bir ocağımıza geçelim. Ocağımız bu şekilde. Görüyorsunuz. Hemen ortadaki şu dalı alıyorum. Aldım. Şimdi şu dalı alacağım. Bu diğerleri onu geçer. O yüzden dolayı yaşlı dala gerek yok. Hemen bunu da kesiyorum. Önce ucundan keseyim. Sonra onu alttan güzel bir şekilde alacağım. Hemen şu dalı da kesiyorum. O dalı değil de. Hemen şu dalı kesiyorum. Bakın. Arkadaşlar. O dalı da kestik. Şimdi bak şu dalı da keseceğiz. Çünkü yan yana iki tane. Bunu ayıracağım. Bu daha dışa bakıyor. Ve güçlü bu yer daha da. O yüzden dolayı şunu da kesemediğimiz dalın dibinden kesiyorum. Onu da kestik. Şimdi arkadaşlar şu ince dalımızı da alalım buradan. Bunu da aldık. Şu sarmaşığı temizleyelim. Onu da temizledik. Şu anda ocağımızda kaç adet dal kaldı? Saymadan önce şu gözüme batan şu dalı da hemen alıyorum. Çünkü şundan şu çok yan yana. Burada da bir tane dal var. O yüzden dolayı hemen şu dalı da alıyorum. Ayağımla indirdim. Doğru açıyı yakalamak gerekiyor. Ve kestim şimdi. Kamerayla birlikte biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi kaç dalımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bize yeter arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda hangisi büyür, hangisi küçülür, hangisi daha randıman verir ona göre değerlendiririz. Hemen altlardaki kötü dallarını alıyorum. Bunu dışarı bakan gözün ucundan bunu biraz sert kesim yapmak istiyorum ve sert kesimini yaptım. Burada şunu da çıkartacağım arkadaşlar. Ona da gerek yok. Çünkü bundan bu yakın oraya doldurur. O yüzden dolayı buna gerek yok. Bunu da dipten kesiyorum hemen. Kestim. Dışa bakan gözün üzerinden biraz sola bakan gözün üzerinden kesiyorum. Bunu da sağa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Hem dışa hem sağa. Onu da yaptık. Bunun bakın iç tarafa gelmiş. Bakın arkadaşlar. Dal iç tarafa gelmiş. Hemen kesiyorum. Şurada iç tarafa gelmiş. Hemen bunu da kesiyorum. Bunun dışa bakan gözünden hemen keseceğim. Hemen altlardaki şunları temizliyorum. Ortasındaki dalı kesiyorum. Alttaki tırnakları kesiyorum. Çünkü bu tırnaklar kaldığı sürece yeni filizler verir. O yüzden dolayı bunları ve enerjisini çeker. O yüzden dolayı hemen hızlı bir şekilde sizi sıkmamak için hızlı bir şekilde temizliyorum. Son rötuşları yapıyorum. Ocağımız bitti sayılır. Bakın arkadaşlar ocağımız çiçek gibi açıldı. Çok güzel bir görüntü oldu. Bu şekilde hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, bugünlük çalışmamızın sonuna geldik. Akşam yanaştı. O yüzden dolayı evimize gidiyoruz. Merak ettiğiniz sorular varsa kanalıma yorum olaraktan yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.